Merhaba arkadaşlar, 33. bölümle devam ediyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde biliyorsunuz şuraya yıkmakla meşguldük. Ona devam edeceğim artık. Yıkma işi kabak tadı verdi zira. Şöyle bakayım ne kadar bakıyor. Neyse, ne yapamasak da. Bu kadar fazla sana şey yapmayalım. Bunlar yıkacağız dedik. Yeniden yapı seçtik değil mi? Önceleri taşıyabiliyor musun? O da ilginç. Evet, bakalım bu yıkma evi neyle yıkayacağını onu görelim. Eğer başarıyla yıkabilirsek yıkalım. Başarıyla yıkabilirsek o zaman yerimiz açılmış olacak. Geçen bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu yakıt için ne güzel bunlar var. Bunları buradan yakıt alırız. Şey yaparız diye sevinmiştim. Sonra da Allah Allah niye bunlar hala yakıt yapmaya başlamadı? Neden bizim stoklarımıza girmedi diye kara kara düşünüyorum. Onun sebebi şu. Ben bunu seçtiğimde isterseniz yeniden izleyin. Orada sadece kes yani kat diye seçenek vardı. Halbuki harvest olması lazımdı. Yani hasat eden o yoktu. Biz o bitkileri burada öldürmüş olduk. Hasat etmedik. Tabii kesilince çalışıp oldular. Bizim hiçbir işimize yaramadı. Ama biz petrol elde etmek için başka bir şeyimiz var. Önemli bir maddemiz var. Görüyorsun 1092 ulaşmış manör var. Yani manör varken ben niye uğraşıyorum ki? Zaten burada sağ olsun bizim hayvancağızlar bunu üretiyorlar. Bakın bunda kullanma şeyinde. Al, kullan işte. Değil kardeşim? Bu da tarlamız zaten. Bunlar da harvest edilebilir durumdalar ama gerek yok. Kışın ortasında niye ben onları kıyım değil mi? Şimdi bizim şeyimiz neredeydi? Yakıt olayımız. Onu bulayım. Burada bir... Nerede? Yani öyle bir bakalım. Nerede var? Sanırım burada mıydı? Yok değil. Bu burada şey yapacak. Kıyafet yapacak. Terzilik yani. Şeyse. Burada bir türlü yetiştiremediğimiz sıcaklık yüzünden sebzeyemiz. Burada yemek yapıyor kola. Şurada kıyafet yapıyoruz. Bir de yapamıyoruz. Şimdi daha şey yapamıyoruz yani. Burada elektronik uğraşıyoruz. Şunlar antibiyotik ve bizim şeyimiz neredeydi? Hadi bakalım neyi kaybetmiş değil mi? Biz petrolü nerede üretiyor idik? Nerede üretiyor idik? Burada nerede üretiyor idik? Burada kaynaklanıyor böyle. Şimdi bakın petrolü manörden ürettiği seçenek var. Onu bir şöyle koyalım. Ve de bunu yukarıya çıkartalım. Şimdi manörü gördüğünüz gibi şey demiyor. Stoğunuzda 74 tane yakıtınız var diyor. Bu yakıt bizim için niye önemli biliyor musunuz? Çünkü biz bu yakıtı kullanarak elektrik üreteceğiz. O yüzden yakıtımızın ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi. Şimdi Polat kararlamayacak. Yap bakalım Polat. Senin de dinlenmeye, rahatlamaya ihtiyacı var. Mani olmayalım.
Şu anda gecenin 11'i. Her ne kadar ortalık aydınlık gibi görünüyorsa da. Bakın yakıt nereye götürüyor? Nereye götürüyor işte? Şoför götürüyor. Işık kullanılmaya mı götürüyor? Böyle çevirince kafam karıştı. Neyin nerede olduğu konusunda. Şeyler burada. Şey de bitmiş, diğer pil de bitmiş. Bunun doluluk durumu azalmış. Bu tamamen neye yakın boş. Çünkü neden? Ben bunu durdurmuştum biliyorsun. Bu hücre şeysiyle elektrik üretiyordu. O değerli bir şey, onu son şeyde yapacağız. Son sertte de yapacağız. Şimdi power'a gelelim. Burada yakıtla çalışan dizel jeneratörü bulup koyalım. Dizel jeneratörde bakalım dizel jeneratör için bir şeyimiz var mı? Hiçbir eksiğimiz yok. Yapması da çok kolay bu arada dizel jeneratörü. Yani çok güzel bir elektrik kaynağı bizim için. Şimdi millet uyuyor herhalde, değil mi? Evet. Bir jack yemek yemeğinde adam yemek yiyor, sonra uyur herhalde. Kola da yemek yiyor. Yemeklerimiz ne? Bunlar pek birbirine görünmüyorlar ama yok. 25 tane çorbamız var. Gayet de yeterli yani. Gayet de yeterli. Bizim robotun tabi acıkma, uyuma gibi dertleri olmadığı için ama bile çalışıyor. Bakın hiç şey yapmadı. Bildiğiniz malzemeyi yığdı koydu oraya. Sadece bunu yapılacak şeysi kaldı. Olayı kaldı. Star. Ha, yeni bir olay. Buna da bakalım. Şuraya gelelim. Neler varmış. Yakıt iflasıymış. Bunun için yakıt gerekiyor diyor. Ama bunu istiyor. Sarçın araştırmazsak bu çöpe gidecekmiş. Neyse tamam o zaman biz şuradan azıcık hasat yapalım. Mecburen. O lavun istiyor ya benziyor. Neredeyse. Ya da yapmadan önce burada doğada var zaten. Onun harbuk bakın kat çıkıyor işte. Bu şeyde kat çıkıyor. Harbuk çıkmıyor. Bizde çıkıyor mu? Daha o kadar gelişmemiş. Bir tanesini. Onda da çıkmıyor bakın. Şunda da yok. Ancak bütün tarlayı harvest yapabiliyorsunuz. Burada gerçekten yazık olacak. Gerçekten yazık olacak. Elektrik cepler. Olmuyor yani kısacası. Burada da bunlar uyuyorlar. Dün kaç hayvanımız var? Bir. Bir, üç, dört, beş. Bunu yatacak yeri yok bu arada. Aa, çok kötü bir şey. Hayvanların morali bozulacak. Buna da el atmamız lazım. Buna da el atmamız lazım. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ve bunlara bir şey yapmamız lazım. Barınak yapmamız lazım. En azından şunu koymamız lazım. Bu amca mutlu şey olsun. Uyuyacak yer olsun. Üstü kapalı olamasa da. Sonra şuradan ters olayıyla şurayı biraz daha büyütmek. Çiftliği biraz daha büyütelim. Şöyle. Şöyle. Burayı büyütürsek sonra şuraya kaldırırız. Biraz daha barınak alanı yapmış oluruz. Tamam, o emri de verdi. Şimdi bizim robot muhtemelen malzemelerimizi de taşır. Çünkü malzeme yetersizliği sorunumuz yok görüyorsunuz. Zaten hemen bakın kalktı. Koştura koştura geliyor malzemeler için.
bu arkadaşlar da artık yavaş yavaş uyanmışlar. Uyanmaya başlayanlar olmuş. Bu arada biz şu yemek olayından gözümüzü ayırmayalım. Çünkü orada bir sıkıntı var yani. Evet. Güzel. Şimdi Rakka Nova Mama ne yapıyormuş? Mama ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Sen bir şey desin de oradan şey almayı diyorsun. İyi tamam hadi sen al. Rakkacığım sen neredesin? Sen neredesin? Şutin bilmem neyi sen şimdi tahmin etme. Gel şuraya. Şuraya gel. Şunu yap bakayım sen. Bize acil lazım. Güzel, güzel yani. Onun malzemeleri hazır zaten. Bunu yapacağız yani. Onu bir halde. Aman ne güzel. Meteor yağmur varmış. Harika. Evimize yağmasın da. Yapabileceğimiz bir şey de yok ha. Yağmur değil bu yani. Hadi yıldırımlara bilmem neye önlem aldık da. Buna ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacağız. Öyle melül melül seyredeceğiz. Yani sen nasıl böyle aydınlık yapabiliyorsun? Bak burada bir sürü işimiz var. Gel bakayım sen buraya. Nerede bizim şeyimiz? Gel şu yıkma işleriyle uğraş bakayım. Ha, tamam. Boş duran Allah sevmez. Ben de sevmiyorum. İş yapamıyorum çünkü. Neyse ki dışarının sıcaklığı eksi 1 derece. Bunları bir parça şey ha. Raka da bir şey uğraşıyor. Yani uğraşayım ki biz bu olayı yapalım değil mi? Şimdi bizim jeneratör çalışıyor mu? Çalışıyor harika. Jeneratörümüz çalışıyor. Elektrik üretiyor. Üretiyor. Süper. Pillerimiz de yavaş yavaş doluyor mu? Bulacaklar inşallah. Evet doluyorlar. Doluyorlar. Güzel. Gayet güzel. Baba sen niye çoklama işi yapıyorsun? Ben çoklama işi mi vermişim? Bakayım vermiş miyim? Vermiş miyim? Burnumuzu bir anı işte. Sallantıyı gördünüz değil mi? Şimdi şu çoklama işini durdurtalım. Buna gerek yok. Yeteri kadar malzeme var ama insan gücümüzü çalıyor resmen. Nomacım sen günler gündüz vakti ağır çok ağır oluyor. Demek ki artı bakiye veriyoruz ama işte maalesef ne derler? Yık. Bunu da yık. Evet. Bundan bitmeleri verdik. Bu bölüm bitmeden bu yük maşını bitirmek istiyorum. Kardan adamlar da çoğalıyor. Yani önüne gelen bir kardan adam yapıyor. Araştırma yapacağına kafayı daha adama bak ya. Sıcacık yerde oturuyor. 19-16 olduğu yer 19-17 derece. Mis gibi. Millet donuyor. Bak dışarıda iş yapıyor. Bu adam oturmuş. Şey yapıyor orada. Kafayı yiyorum ben diyor ya. Neyi yiyorsun abi sen kafayı? Neyi yiyorsun ya? Peki şu bizim şey yapanımız var mı? Yok. Sen ne yapıyorsun? Sen de duvarı kaldırıyorsun. Hadi hadi onu yapın. Rakı yemek yemeye gitti ama bakın tüm yine çiğ yemek yiyor. Ham madde yiyor yani. Ya neden şey yemiyorsunuz ya? Çorba istenize kardeşim. Oo, hiçbir malzeme yok. Hiçbir malzeme yok. Bizim en savaşçı adamımız kimdi? Onu bir bulalım. Bir dakika bu çok önemli işte. Bombak da 7.3 bu güzel. Dağıtmış o da güzel. 6.
olması Nova 6'ymış bak. Nova'ya diyelim ki Nova'da silah var mı? Var. O arkadaşta da özel tüfeğine benziyor. Senin canın sıkılıyor değil mi? Gel bakalım sen buraya Jack. Bize et, et lazım et. Biraz ete ihtiyacımız var. Bize et bul. Şu adamı öldür. Aynen böyle. Bakalım ne yapacak şimdi. Burada biraz et ihtiyacımızı karşılayalım. Hem de rahat da biraz et araştırma nereye kadar değil mi? Evet, siz de o işi bitirin artık arkadaşlar, hadi. Bölüm bitmeden bitsin yoksa rezil olacağım. Herkese bu bölümde bitireceğiz diye söz verdim. Hala yapıyorsun. Oh süper, bir ateş daha. Çok iyisin ya. Geç bakayım bunu. Hadi. Aha. Olmaz, bir daha olman lazım. Ah. Ha gayret. Üçüncü de adam kaçmadan olman lazım. Tamam, süper. Harika. Tamam. Sen o işi bitirdin. Şimdi ben bakayım Nova git bunu bir bize şey yapıver. Et haline getir. Bu olay yemek yapıyor musun? Yapmıyorsun çünkü yemek yapınca malzemen yok haklı olarak. Bu da hiç hoş bir durum değil. Hiç hoş bir durum değil hem de. Bu yemek bölgeye adam her şeye eksik malzeme diyor idi galiba, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Onu da kontrol edeyim de. Bu ne diyor? Stone'da et yok diyor. Bak şimdi çorba yapabileceksiniz. Bu ne diyor? Bu niye bir dakika, bu limit de erişilmiş. Ondanmış, tamam. Tamam, okay. Onu hallettik. Bu ne yapıyor? Bunun ne eksik? Evet, maalesef malzeme eksik. Yani buğdayımız yok. Olmadığı için bunları yapamıyoruz. Buğday da ancak yetişince olacak. Peki tamam, onu da öyle hallettik. Ha, bu arada orada bir kumaş bitme olayı var. Kumaşımız bittiyse bakın artık ayakkabı, yaz ayakkabısı olsun yapabiliyor oluyoruz. Bunun neymiş? Evet, bu yeşil, mavi, bunun neymiş? Bunu pamuğa da ihtiyacı var. Pamuk olmadığı için bunu yapamıyoruz. İki. Bunu niye yapamıyormuş? Aynı sefer. Pamuk da düştüm. Termal şey için ondan da 6 tane diyelim. Bu da onu da yapamayacak. Ama neyse, en azından pamuğu biz yetiştiriyoruz diye biliyorum değil mi? Diğerlere biz pamuk ekmiştik. Ama nereye ekmiştik işte? Acaba nereye ekmiştik? Heh, yaşasın. Dakika, bu şeyleri yapacak şimdi. Orada vurduğumuz hayvancağızı da telef etmeden şey yaptılar, aldılar. Güzel. Şey sonunda sıyırdı, aferin. Neyse, kendini yemeğe verecekmiş, yersin. Evet bakın, başardık, ben size demiştim. Bu bölümde bitecek bu iş Allah'ın izniyle dedim, bitirdik. Şimdi buraya böyle artık istediğimiz kalitede bunu yapabiliriz ve tuğlamız eksik yani. Bu kadar tuğlamız artık acayip tuğlan eksik diyor. Neyse desin. Desin, sıkıntı yok. Bunlar ne pişiriyorlarmış, ne yapıyorlarmış. Hani limitleri ne ulaşırmış.
niye ulaşılmış peki? Eğer araç araçlarına 510 desek. Hiç. Limiti niye aşamıyoruz? 100 bize 600 yapar. Neyse, stokları ekleyelim bitince tekrar görüşelim sizinle biraz sonra. Burada ne yapıyor? Burada da limiti erişilmiş. İlginç. Ah, bu eksik işte. Saklama alanı da yetersiz geldi. Ama saklama alanını yapacak yerimiz var yani. Onun için sorun olmaması lazım. Nereye? Şurada bir yer var, yapabiliriz. Başka acaba ne saklayacaksınız da? Ha, hayvan şeysi saklayacaklar. Önemli. Bunu acilen şey yapmamız lazım. Acilen yapmamız lazım. Ha. Yanlış mı görüyorum? Yoksa buna izin veriyor mu? Sonunda. Allah veriyor. Çok güzel. Burnun dibine koyalım bakalım. Bir sıra. Rakıcım sen neredesin? Uyuyorsun. Ha, uyku saatinin izin geldi. Siz bayağısın. Sen ne yapıyor? Yemek mi yiyor hala? Yiyerken yani. Adam yemek yiyerek dağıtıyor. Ya sen bunları öyle yapıyorsun da şuraya yapma şansın yok değil mi? Peki sen yapabiliyorsun. Git sen şu çiki hallet ki ben bunlara burayı genişleteyim ve de ama bunu ancak çünkü bölümde yapacağız tabi. Neyse, sonuçta bu bölümde hayvanları şey yaptık, genişletme olayını çözdük. Etimiz var, artık çorba yapabileceğiz. Her ne kadar daha yapamadıysak da ama gelecek ve en önemlisi malzemeler de gelmeye başladı. Robotumuz sağ olsun. Artık yeni esas binamızın yerini yapmaya başlayabildik. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.